Yavuz Hacıoğlu bizimle birlikte olacak. ALV Yatırım Stratejisi. Yavuz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Beyciğim, merhabalar. Şimdi bize şöyle dört başı mamur, 32 kısım tekmeli birden bir borsa anlatmanızı rica ediyoruz. Yani pazartesi başladık. Arada bir tatil vardı. O tatilden sonra bugün 0.20'lik bir artış söz konusu. 3.171 puandayız. Yukarıda neresi var, aşağıda neresi gözüküyor? Borsa İstanbul'da zayıflatan etmenler hangileri? Güçlü kılan etmenler hangileri? Bankacılık endeksine de özel bir önem atfederek bir şeyler anlatmanızı rica ediyorum. Buyurunuz. Şimdi 14 Temmuz bayram tatili sonrası iki gün açık olduğumuzun ikinci günü itibariyle bir düşüş formasyonu sonlandı. Sonrasında da bilanço sezonu toparlanan yabancı endekslerle birlikte bir yükseliş periyoduna girdik. Ancak bugün geldiğimiz noktada ben dahil birçok stratejistin, analistin beklentilerini aşan hızla devam ediyoruz. Toplamda 1,5 aylık süredir yükseliyoruz. Yanılmıyorsam sadece bir gün eksik kapadık. Gün içinde evet. Geri çekilmeler oldu ama sadece bir gün eksik kapadık. Şimdi burada en önemli faktör lokomotif olan bankacılık sektörü oldu. Normal olarak oldu çünkü bu %70 kadar primlendi. Yani Temmuz ortasından bu yana %70 kadar hatta biraz daha üzerinde bankacılık endeks olarak primlendi. Ama geldiğimiz noktada bile bakıyoruz. Özellikle 4 büyük özel bankamızın fiyat kazanç oranı 2,5'ların altında. Dolayısıyla fiyatlamalarda bir anormallik yok. Yeni ekonomik modelimizin aslında özellikle yansımaları bunlar. Diğer taraftan devamında biz önce yabancı endekslerle birlikte yukarı harekete başladık ama son bir haftadır özellikle Amerika başta olmak üzere bir geri çekilme eğilimi var. %7-8 kadar S&P 500 özelinde bir geri çekilme oldu. Biz pozitif ayrıştık. Şimdi siz de yayının başında söylediniz, işte büyüme rakamlarımız açıklandı. Büyük bir enflasyon var. Dolayısıyla buna paralelde fiyatlamalar var. Borsa özelinde hani hareketin yukarıda ne var, aşağıda ne var, bir oraya gelelim, teknik tarafına gelelim. Aslında oraya gelmeden önce ben başka bir düşünce paylaşmak istiyorum sizle. Tam 2 sene önce pandemi sonrası yabancı payı borsada %50'lerin altında düşmeye başladığında benim kafamda şöyle bir şeyler oluşmaya başladı. Bu pay azaldıkça yabancı kurumsal yatırımcıların Türkiye borsası üzerindeki etkisi azaldıkça biz daha uçlarda daha marjinal hareketler görmeye açık olacağız. Evet. Nitekim bunları görebiliyoruz. Hani bu aslında genetik bir şey de bile diyebiliriz buna. Çünkü biz uçlarda yaşayan bir toplumuz. Yani biz normları işte Avrupa gibi, gelişmiş ülkeler gibi oturmuş bir toplum değiliz. Bizim yerli büyük oyuncularımızın performansları oldukça iyi gidiyor şu sıralar. Rakamlardan bahsedecek olursak ben birkaç gündür geçtiğimiz Perşembe Cuma'lardan beri Endeks 30, şimdi ben yayına bağlanmak için yerimden ayrıldım, geldim. Geldiğimde 3480 civarında bir spot endeks 30 vardı. Aynen. 3454 kapamış. Evet. Epeyce bir yani %0.78 kadar zannediyorum. Ben bıraktıktan sonra son 15 dakikada bir geri çekilme olmuş. Evet. Şimdi bu seviye önemli bir seviye. 3485-90 bu seviyeler bugün görülen. Cuma günü görülüp, cuma günü son bir saatte sert satışların görüldüğü seviye. Neden endeks 30'dan bahsediyorum? Çünkü bankacılık ve diğer büyük başlıca hisseler önderliğinde olduğu için hareket bize doğru seviyeleri endeks 30'un gösterebileceğini düşünüyorum. 3485 önemli. Yukarısında kademeli olarak 3550'ye kadar yakın seviyeler var. Ama formasyonun hani devamı halinde çok çok daha yukarısı mümkün. Yani işte 4000 endeksler, bu sefer endeks 100'e geçtik, işte 4000 endeksler vesaire bir rakamlar mümkün. Şimdilik bunları söylemiş olayım Ali Bey. İsterseniz siz sorun, ben devam edeyim. Evet, doğru yerden girdiniz. Ben de oradan soracaktım. Yani Borsa İstanbul 30 endeksi, oraya bakmak lazım. Tabii diğer endeksler de elbette çok önemli ama 30 endeks eğer aşağı doğru çekiyorsa, diğerleri ne kadar yukarı çekerse çeksin, işte bu kadar çekebiliyor, bugünkü kadar çekebiliyor. Şimdi bankacılık endeksi, taşıyıcı kolonları olan endeks, bugünkü performansına bakarak daha ne kadar böyle devam edeceğini düşünüyorsunuz? Yani uzunca bir süre
endeksin yükünü üstlendi ve epey bir noktada getirdi buraya kadar. Şimdi sanıyorum bankacılık endeksi bir süre sonra yorulacak ve yardım isteyecek. İşte hani defansa gelin diyecek. Muhtemelen sanayi endeksinden, mali endeksten, perakende endeksinden, teknoloji endeksinden, aklımıza gelebilecek diğer endekslerden yardım isteyecek. Ama oralarda çok böyle bir mecal kalmadığını görüyorum. Bugün gelen büyüme verisine de baktığımızda, bunu aslında uzun vadeli olarak projekte edersek, yani önümüzdeki 6 aya projekte edersek, yani yılın birinci ve ikinci yarısından sonraki dilime eğer yansıtırsak, iç tüketime dayalı bir büyümemiz var. Yani %22.5 iç tüketimin büyümeye katkısı. Bu çok inanılmaz bir rakam. Bu büyümenin aynı zamanda kalitesiz olduğunu gösteriyor. Yani gönül isterdi ki yatırım harcamalarından gelsin, ihracattan gelsin, hatta kamu harcamalarından gelsin, ona bile razıyız. Ama iç tüketim sürdürülemez. Bir süre sonra iç tüketimin yavaşladığını göreceğiz. Alım gücü düşmeye başladığı için, enflasyon karşısında giderek erozyona uğradığı için gelirler bu sebeple. Bir 30 endeksini bu gözle tahlil ederseniz sevinirim. Tabii büyümeye ilişkin görüşlerinizi de merak ediyorum. Sorunuza geçmeden önce, daha doğrusu sorunuzun son bölümüne geçmeden önce ilk bölümüne yakın bir düşüncelerim var. Onları paylaşmak istiyorum. Şimdi iç tüketimde büyüdük diyoruz ya. Geçtiğimiz günlerde BİM CEO'su, Birleşik Mağazalar CEO'su son bir yıllık enflasyonlarının, BİM enflasyonunun %110 olduğundan bahsetti. %110, bunu koyalım bir tarafa. Hasılatlarına bakalım son bir yılda, tam olarak son bir yılda, yani 2021 6 aylık bilanço ve 2022 6 aylık bilançolara. Ben BİM, Şok ve Migros'u çıkardım, bunlar halka açık. Şimdi %110'luk bir enflasyondan bahsediyor BİM CEO'su. 3 aşağı 5 yukarı bu diğerleri için de aynıdır diye tahmin ediyoruz, değil mi? Muhtemelen, tabii. Evet. Şimdi geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında BİM, Şok ve Migros'un hasılatları 61 milyar lira. Bu sene 112 milyar lira. %110 enflasyona göre ne olması gerekirdi? 127 milyar gibi bir rakam olması gerekirdi. Evet. Miktar bazlı da paralel olarak hareket ediyor olsaydı satışlar. O zaman burada bir %15'lik yaklaşık olarak bir kayıp var. Miktar bazlı kayıptan bahsediyoruz. Aslına bakarsanız demin bahsettiğimiz büyüme, iç tüketimden de olan büyümenin aslında onun da enflasyon kaynaklı olduğunu görüyoruz. Doğru. Çünkü BİM, Şok ve Migros ne satıyor? En temel ihtiyaçlarımızı satıyor, değil mi? Evet. Şimdi otomotivde, konut tarafında, diğer taraflarda... yine iç tüketimin diğer bacaklarında farklı farklı rakamlar olabilir. Ama ben bunlar en temel olduğu için bunları burada dile getirmek istedim. Yani dediğimiz gibi hani kalitesiz bir büyüme yapısı mı? Evet, doğru. Sürdürülebilir mi? Değil. Bir de şöyle de bir şey var Ali Bey. Şimdi bakın Mayıs ayından itibaren Merkez Bankası'nın rolünü üstlenen kurumlarımız oldu. BDDK gibi, hazine gibi. Evet. Özellikle iç tüketimi kısmaya yönelik olarak biliyorsunuz bireysel kredilerinde, kredilerde, konut kredilerinde bir takım sıkılaşmalara gidildi. Şimdi bunların yansımalarını göreceğiz. Şimdi şöyle bir yere geleceğim burada. Bireysel tarafı kısmaya çalışıyoruz, değil mi? Hani enflasyonu da dizginlemek için bireysel tarafı, iç tüketim tarafını dizginlemeye çalışıyoruz. O zaman ne yapmış oluyoruz? En çok büyüdüğümüz yeri aslında, değil mi? Dizginlemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu biraz karmaşık bir yapı çıkarıyor ortaya. Yılın devamında ne olur'a gelelim. Yılın devamında şimdi arzu edilen ne? Hani otorite, yani bizi yöneten otoritelerin arzu ettiği ne? İç tüketimin bir miktar dizginlenmesi. Diğer taraflara geçiş hani ne ölçüde olacak? Şimdi bir kara kış bekliyor Avrupa'yı. Evet, oradan bize üretim kaymaları olacak. Hani orada üretilen bazı şeylerin, özellikle de ben 4 tane sektör bunu çalışanlardan gördüm. Cam, demir, çelik, alüminyum ve kimya sektörlerinde Türkiye'ye üretim geçişleri olabileceğinden bahsediliyor. Evet, bu bir artı yazacak ama diğer taraftan en önemli pazarımızın bir bana göre resesyon değil, stagflasyona doğru gidiyor olmasından dolayı da pazarımızın küçülmesinden dolayı böyle bir terazi oluşacak. Hangi tarafı ağır basacak onu yaşayıp göreceğiz. Şuraya gelmeye çalışıyorum büyümeyle alakalı olarak. Konuşmuş olduk zaten. İşte iç tüketim dizginlemeye çalışıyoruz. O zaman biz 1-2 çeyrek sonra şimdi %7.6 büyüdük. Ne güzel diyoruz. Bakanlarımız da bunları söylüyor. Belli ölçüde haklı olarak.
Ama devamında bu böyle gidecek mi? İşte burada birçok soru işareti var. Evet. Çok doğru bir noktaya değindiniz. İç tüketimin büyümeye katkısından aslında enflasyonu iskonto etmek lazım. O zaman çok daha düşük bir katkı olduğunu göreceğiz. Peki gelelim bu yıla ilişkin tahminlerinize. Yani 3. ve 4. çeyrek. Biraz önce ben yayının başlangıcında hatırlattım. Moody's'in Türkiye'ye ilişkin büyüme tahmini bu yıla ilişkin yukarı yönlü revize edildi. %3,5'tan 4,5'a zaten bizim verileri de görüyorlar. Dolayısıyla bizden biraz geride geldiğini söyleyebilirim bu arada. Yani çok ileride olmalarını beklerken maalesef biraz böyle Türkiye'nin rakamlarına bakarak, onları koklayarak, oradan ilham alarak, oradan kopya çekerek bir büyüme projeksiyonu gerçekleştirmişler. Gelecek yıla ilişkin büyüme ise aşağı yönlü revize etti. Gelecek yıla ilişkin aşağı yönlü revizyona pek çok kimse katılıyor. Uluslararası otoriteler de katılıyor. Hatta ekonomi yönetimi de gelecek yıl çok yüksek bir büyüme beklemiyor. Üçüncü ve dördüncü çeyreğe ilişkin tahmininizi rica ediyorum. Bir, iki, gelecek yıla ilişkin total yani 2023'ün toplam büyümesiyle ilgili tahmininizi de alalım. Böyle noktalayabiliriz. Arzu ederseniz biraz kurda konuşabiliriz sona doğru. Tabii ki. Şimdi atılan adımlardan bir seçim sürecinin, yani seçim sürecinin başlamış olduğunu tahmin edebiliyoruz. İşte Kasım'da baskın seçim, erken seçim olur diyen çok aklı başında tanıdığımız insanlar var sizin sektörünüzde de. Ben katılmıyorum o görüşe, çok erken olacağını düşünüyorum. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Evet, bir seçim sürecine girildi. Bunları tek tek saymıyorum. İşte yapılan birçok hızlıca düzenlemeler var. Dolayısıyla seçim sürecinde hükümet, otorite mümkün olduğu kadar rakamları, büyümeyi ve benzeri bütün makro rakamları iyi tutmaya çalışacaktır. Dolayısıyla ben büyüme noktasında hani mevcut koşullarda özellikle 3. çeyrekte çok bir sorun beklemeyeceğim. Ama evet, ilk 2 çeyreğin gerisinde olmalarını da bekleyeceğim. Onu hemen söyleyeyim. Bence ilk 2 çeyrekte maksimumu gördük. O fikrimi söyleyeyim, arada kaynamasın. 3. çeyrekte biraz daha idare ediyor gibi olabiliriz ama 4. çeyreğin biraz daha problemli olmasını beklerim şahsen. Bunun borsadaki rakamlara yansıması da aslında peyderpey bakmak lazım. Yani hani yıl sonuna kadar açıkçası bana soruyorlar, yıl sonu endeks tahmininiz nedir diye. Ben de yok deyip bu şekilde cevap veriyorum. Doğru. Dolayısıyla borsaya yansımasına peyderpey bakmak lazım ama büyümeyle alakalı olarak beklentilerin biraz daha azalarak devam etmesi ama mevcut koşullarda da çok bozulmaması yönünde. Neden? Çünkü ne yapar eder? Bir şekilde hani devlet alacağı tedbirlerle, işte piyasaya süreceği bir takım genişlemelerle, parasal gibi işte vesairelerle falan. Bakın bir şey söyleyeyim size mesela. Bizim borsaya son 1-1,5 aydır 700 milyon dolarlık bir yabancı girişimden bahsediliyor. Evet. Hani en başına dönecek olursak Ali Bey sözümüzün, hani yabancı etkisi azaldı, biraz daha marjinal hareketlerin olması mümkün diye. Bakın ilk 7 ayda Türkiye'ye giren, Türkiye'de net hata 90 kalemindeki artı para 17,5 milyar dolar. Evet. Şimdi önümüzdeki dönemde çok daha marjinal borsa fiyatlamaları görürüz dememin aslında sebeplerinden bir tanesi de bu. Şöyle, şimdi yabancının toplam hani payı 16-17 milyar dolar civarında. Bize ilk 7 ayda kaynağı belirsiz gelen rakam 17,5 milyar dolar. Evet. Dolayısıyla hani büyümeyle ilgili evet ilk 2 çeyrekte maksimumları görmüş olabiliriz ama borsada maksimum görmüş olamayız. Böyle bir iddiamız olmaz. Yani bunu söyleyebilirim. Peki. Kurla ilgili 2-3 dakikalık bir değerlendirme isteyeceğim. Onu da muzam karşılıklar çerçevesinde. Bugün gelen bir karar var biliyorsunuz. Merkez Bankası bankalara bugüne kadar olduğu gibi sadece kişi ya da gerçek kişilere ait hesapları değil, aynı zamanda şirketlere ait, tüzel kişiliklere ait hesapları da dövizden TL'ye çevirmeleri karşılığında bir ek avantaj sunacağını belirtti. Çok fazla dövizden TL'ye çeviren olursa ona bir avantaj sunacaklar. Örneğin orada bir %5'lik avantajı olacak. Diğerinin daha az, yani yukarı doğru gittikçe daha az bir avantaja kavuşmuş olacak. Yani bu bankaların likiditesini artırabilmek için bulunmuş bir çözüm ama aynı zamanda dövize olan yönelimi azaltmaya ilişkin bir adım. Tutar tutmaz bilmiyoruz ama göreceğiz. Şu anda zaten uzunca bir süredir bu 18 aralığına sabitlenmiş durumda. 18-19 bugün itibariyle. Bu adımların dövizi nerede tutacağını düşünüyorsunuz? Yaklaşık 3 dakika bir vaktimiz var sizi dinlemek için. Buyurun.
Ali Bey, bu adımlar dövizi herhangi bir yerde tutar diye düşünmüyorum. Dövizi neler buralarda tutar ya da daha gerilemesine, Türk lirasının değer kazanmasına sebep olur? İnanın bunlarla ilgili çok bir şey söyleyemeyeceğim. Ama biraz yani parite tarafından hani gelecek olursak, işte bir taraftan bakıyorsunuz Euro-Dolar paritesi ve Dolar endeksi ne paralel olarak değer kaybetmiş olsaydık belki biraz daha da fazla değer kaybı olmuş olabilirdi lirada. Evet. Ama bir takım girişler de oluyor. Mesela malum Akkuyu'daki nükleer santral için devam eden inşaatların finansmanı için yaklaşık 15 milyar dolar gibi bir para geldi Rosatom'dan. Evet. Bunun gibi Netata Noksan'dan gelen paralar olduğu gibi. Yani bizim çok hani çok öncesinden çok öngöremeyeceğimiz girişler olabiliyor. Ama hani bu bahsettiğiniz işte karşılıklardaki işte bu yeni güncellemenin bir etkisi olur mu? Bana göre olmaz. Yani şöyle bakıyorum ben Türk lirasının durumuna. Türk lirasının herhangi bir savunma mekanizması yok. O çok net ortada. Yani kılıcı kalkanı olmayan bir savaşçı pozisyonunda şu anda Türk lirası. Evet. Biraz işi Allah'a kalmış gibi düşünüyorum. Öbür taraftan hani bu durum ne kadar sürdürülebilir? Bakın şimdi dediğim gibi yani şu anda benim aslında en öne çıkaracağım konu seçim sürecine girmiş olmamız. Yoksa işte biraz önce bahsettiğimiz büyüme yapısının kalitesi vesaire vesaire vesaire. Yani bir kere önümüzde en önemli pazarımızda ya bana göre resesyon değil biraz önce söylediğim tekrar etmiş olacağım ama stagflasyon gibi bir risk var. Evet. Yani biz hani borsada çok yeşil günler yaşıyoruz ama özellikle buradan yatırımcılara da bir mesaj verip öyle kapamış olalım. Çok havaya girmesinler. Özellikle de kaldıraç işlem yapmaktan her iki yönde de kaçınsınlar diye özellikle önermek istiyorum. Aynen. Çünkü gün bazında, günlük kapanış bazında realizasyonlar gelmiyor ama gün içinde tepeden dibe birkaç kere son iki haftadır %4, %3'lük geri çekilmeler yaşadık. Kaldıracı da hesaba kattığınız zaman overall'larının belki çeyreğe kadar kayıplar olabileceği günler yaşıyoruz. Bunları da yaşamaya devam edeceğiz. Ben özellikle yatırımcılara kaldıraç kullanmaktan uzak durmalarını ya da çok önemli destek almalarını, profesyonel destek almalarını öneririm bu konuda. Türk lirası ile ilgili dediğim gibi çok önemli bir fikrim yok. Peki. Yavuz Bey çok teşekkürler. Yavuz Hacıoğlu ile konuştuk. ALB Yatırım Stratejisti. Şimdi araya gidiyoruz.